Tanımlama ve tasarlama. Xlibris yaklaşımı, ortak hizmet oluşturmada ilk aşamalar yeni hizmetin tanımlanması ve tasarımıdır. Lego ciddi oyun metodolojisi hizmetlerin tanımlanması ve tasarlanmasında kullanılmaktadır. Katılımcılar Lego ile bir model oluşturarak hizmet önerileriyle ilgili bilgi paylaşmaya teşvik edilir. Xlibris yaklaşımında tanımlama ve tasarlama aşaması bazı ısındırma aktiviteleriyle başlar. Bu aktiviteler Katılımcıların Lego tuğlaları ve kullanılacak metodolojiyle tanışmalarına yardımcı olur. Eğitmenlerin hikaye oluşturmak ve metaforları anlamakta Lego kullanımının arkasındaki felsefeyi paylaşmalarında yardımcı olur. Katılımcılardan ve model oluşturma aktivitelerinden beklentilerin neler olduğunu netleştirir. Isınma amacıyla farklı aktiviteler gerçekleştirilebilir. Buradaki temel yaklaşım bir model oluşturmak ve onu bir tanım ve metaforla açıklamaktır. Bunlar gerçek çalışmadan önce gerçekleştirilen basit ve kısa hazırlık aktiviteleridir. Aktiviteler başlamadan önce kullanılacak süre mutlaka belirtilmelidir. Bu aktivitelerin bir kısmı takım oluşturma için de faydalıdır. Isınma amacıyla yapılabilecek aktiviteler şunlar olabilir: Ördek yapma, kule inşa etme, kendi modelini yapma herhangi bir şeyin modelini yapma, ördek yapma aktivitesi. Katılımcılara aynı altı parçadan oluşan bir Lego tuğlası seti verilir. Verilen bütün parçaları kullanarak bir ördek yapmaları istenir. 2-3 dakikayı geçmeyecek bir süre verilir. Katılımcılar bireysel olarak çalışır. Katılımcılardan yaptıkları ördeği tanımlamaları istenir. Ördekler sergilenerek aralarındaki farklılıklara dikkat çekilir. Bireysel yaklaşımlardaki farklılıkları göstermek için takım oluşturmada kullanılabilecek iyi bir aktivitedir. Kule inşa etme aktivitesi bireysel ya da takımlarla yapılabilecek bir aktivitedir. Katılımcılardan 5 dakika içinde yapabildikleri en yüksek kuleyi inşa etmeleri istenir. Katılımcılardan oluşturdukları kulenin özelliklerini anlatmaları istenir. Kuleler arasındaki farklılıkların vurgulanması ve kule inşa etmede doğru ya da yanlış bir yaklaşımın olmadığının açıklanması, yaratıcılığın artırılmasına yardımcı olur. Kendi modelini yapma aktivitesi Katılımcılardan 5 dakika içerisinde kendilerini anlatan bir model yapmaları istenir. Her katılımcı kendi modelini anlatır. Modelleri hakkında konuşurken, katılımcılar kendileri hakkında geleneksel bir tanıtımda vermeyecekleri bilgiler verirler. Eğitmen modellerin farklı bölümlerinin daha iyi anlaşılması için sorular sorar. Takım oluşturmada kullanılabilecek iyi bir aktivitedir. Herhangi bir şeyin modelini yapma aktivitesi. Katılımcılardan herhangi bir kısıtlama olmaksızın seçtikleri bir şeyin modelini yapmaları istenir. Modeller oluşturulduktan sonra daha önceden hazırlanmış ve üzerinde herhangi bir kelime yazan örneğin kitap, su ısıtıcısı, elma, sinema gibi kartlardan birini seçmeleri istenir katılımcılardan seçtikleri kartın üzerinde yazılı olan kelime ile oluşturdukları model arasında bağlantı kurmaları ve bu bağlantının nasıl kurulabileceğini açıklamaları beklenir. Bu aktivite, metafor oluşturma becerisinin geliştirilmesine yardımcı olur. Isındırma aktivitelerinin tamamlanmasının ardından eğiticiler ana uygulamaya geçebilir. Grup dinamizmine bağlı olarak birden fazla ısındırma aktivitesi kullanılabilir zamana ve grubun ilgisine bağlı olarak karar verilmelidir. Burada ana uygulama yeni kütüphane hizmetlerinin ortaklaşa olarak tanımlanması ve tasarımıdır. Kütüphane hizmetlerini tanımlama ve tasarlama. Burada biri daha genel kapsamlı ve biri daha özel kapsamlı iki aktivite önerilir. İlk aktivite bir kütüphane modeli oluşturmaktır. Burada amaç katılımcıların zihinlerindeki kütüphanenin modelini yapmalarını ve hakkında konuşmalarını sağlamaktır. İkinci aktivite ise istedikleri ancak var olmayan bir kütüphane hizmetinin modelinin oluşturulması ile ilgilidir. İkinci aşamayı daha spesifikleştirmek mümkündür. Eğitimciler belli bir hizmet türüne odaklanabilir. Bireysel modellerle hizmet tanımlama ve tasarlama Kütüphane hizmetlerinin tanımlanması ve tasarlanmasında Lego ciddi oyun metodolojisinin temel aşamaları bireysel modeller aracılığıyla uygulanabilir. Meydan okuma. Eğitimci hizmetle ilgili soru sorar. Bireysel model oluşturma. Her katılımcı kendi modelini metaforlar kullanarak yapar. Hikaye anlatma. Katılımcılar modellerini anlatır ve modellerin bileşenlerini açıklar. Yansıtma. Eğitmen modelin farklı bölümlerinin anlamlarını daha iyi kavramak için sorular sorar ve yorumlamalar yapar. Hizmet ortak tasarımı. Ortak modellerin oluşturulması için katılımcılar takım çalışması yapar. Benzer fikirler eğitmenler tarafından seçilir ve takımlar katılımcıların bireysel modellerindeki hizmet önerisine göre oluşturulur. Katılımcıların modellerini bir araya getirmeleri ve her modelin bir yönünü kullanarak ortak bir model oluşturmaları istenir. Takımdaki herkes ortak modelin bütün bölümlerini onaylamalıdır. Takımdaki herkes ortak modeli açıklar. Eğitmen modelin farklı bölümlerinin anlamlarını daha iyi kavramak için sorular sorar ve yorumlamalar yapar. Ortak hizmet tasarımında Lego ciddi oyun kullanımı ile ilgili ipuçları. Her zaman ısındırma aktiviteleriyle başlayın. Önceden çok dikkatli bir şekilde açık uçlu sorular hazırlayın. Katılımcıların her zaman öncelikle bireysel, daha sonra takım çalışması yapmalarına olanak tanıyın. Daha iyi takımlar oluşturmak için takım oluşturma ilkelerini kullanın. Grup içi etkileşimin, iletişimin amacı hizmet etmesini sağlayın. Yorumlama ve iletişim sürecinin kolay olmasını sağlayın. Katılımcıların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olun. Modelleri ve metaforları netleştirmeye yönelik sorular sorun. Kütüphane kullanıcıları ile çalışma yapmak istiyorsanız, hizmetlerinize ve olanaklarınıza aşina olan kullanıcıları seçin. Aksi takdirde var olan hizmetler öneri olarak gelebilir. Kullanıcılarla çalışırken mesleki jargon kullanımından kaçının. Jargona aşina olmayabilirler. Farklı profillerdeki kullanıcılarla çalışın. Farklı birimlerden ve mümkünse farklı kütüphanelerden gelen kütüphanecilerle çalışın. İlk başta kullanıcılarla, daha sonra kullanıcıların ürettikleri fikirler üzerinde kütüphanecilerle çalışın.